İslam dünyası için büyük öneme sahip olan 3 aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib kandili rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilir. Regaib Arapça bir kelimedir. Ragabe kökünden gelmektedir. Ragabe kelime olarak herhangi bir şey istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. O yüzden bu gece bol bol dua edilmeli. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaib kandilinin öncesinde, yani perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Bu oruç perşembe ve cuma olmak üzere iki gün tutulacağı gibi sadece cuma günü tutulmasını uygun gören alimler de vardır. Alimler Regaib'ten evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınacaktır buyurmuşlardır. Namazın tarifi. Her rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere Kadir suresi ve 12 kere İhlas suresi okunacaktır. Veyahut 1 kere Kadir suresi ve 3 kere İhlas suresi okunur. Namaz tamam olduğunda 70 kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim duası okunur. Sonra secde edilip secdede 70 kere Subbuhun Kuddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh duası okunur. Secdeden baş kaldırılıp otururken 70 kere Rabbi gıfir verham ve tecevez amma te'lemu inneke entel e'azzul ekramu duası okunur. Tekrar secde edip yine 70 kere Subbuhun Kuddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh duası okunur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Bu gecenin bir bölümü Kur'an-ı Kerim okumaya ayrılmalı. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyenler ise dinlemeli. Gecenin bir bölümünde Peygamber Efendimiz'e salatü selamlar getirilmeli. Bu gece kaza ve nafile namazları kılınmalı. Tefekkürde bulunulup geçmişin muhasebesi yapılmalı. Bu anlattıklarım videonun açıklama kısmında bulunmaktadır. Dileyenler oradan açıp okuyabilirler veya kaçırdıkları bir yer varsa oradan tekrar bakabilirler.